Hepinize selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Merhaba. Beste ben. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Aslında çektiğim vloglar falan var. Onları editleyeceğim zaten. Bundan önce izlemiş olabilirsiniz. Belki bunu öncesinde koyarım. Bilemiyorum ama. Hepinize merhaba. İlk defa kanalıma denk geliyorsanız ben Beste. Merhaba. Ben Beste. Merhaba, kanalıma ilk defa denk geliyorsan ya da daha önce izlemişsen de hoş geldin. Beste ben. Bir buçuk sene de fazla oldu ya, o kadar da değil. Yani bir seneden fazla diyelim. Belki de bir buçuk senedir, bilmiyorum. Bu videoya girişimi 5 milyonuncu kez çekişim. Çünkü bir sürü video çektim ve hepsini paylaşmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok fazla video var ve güzel bir şey olsun istiyorum. Ama girişini de çekmek istiyorum. Aynı zamanda arka taraftan seslendirmek de istiyorum. Hepsini koymak istiyorum. Olacak. Harika bir giriş değil mi? Harika bir giriş gerçekten. Neyse, biliyorsunuz ki bir seneden fazladır burada yokum. Belki de bilmiyorsun. Artık biliyorsun. Bu bir sene içerisinde çok fazla şey yaşandı ve bunları buraya koymak istiyorum. Çünkü ilerleyen süreçte 5 sene sonra da bunları görmek istiyorum. Az önce şunu söyledim. Bu kadar zorlanacaksan ve bir senedir video atmayacaksan niye bu kadar video çektim Beste diye bir söylendim. Ama sonra diyorum ki iyi ki de çekmişim. Evet, zor şu an. Aslında zaten bu video atma düşüncesi bir aydan fazladır aklımda ama bütün videoları birleştirme düşüncesi bana böyle beynimi zın zın yediği için bilgisayarın başına oturamıyordum ama oturacağım bu gece, yapacağım. Şimdi aslında daha soft bir giriş istiyordum ama çok hararetli bir giriş oldu. Ben de böyle bir insanım maalesef. Neyse, sakin sakin kaldığımız yerden devam edebiliriz. O zaman anlatmaya başlıyorum. Evet, zaman içinde zaman içinde bir Beste varmış. Evet, ben bu videoyu çektikten sonra da edit yapmadım. Yapamadım. Aslında yine bilgisayarın başına oturdum ve bir şeyleri düzenlemek bana o kadar çok zor geldi ki. Çünkü çok fazla şey var ve bir şey yapmak için mükemmel olmaya çalışırken aslında hiçbir şey yapmıyorum. Ve bu durum o kadar üzücü ki. Yani yap gitsin sadece. Bir şey için mükemmel olmasına gerek yok. Evet, çok istiyorsun. Mükemmel olsun istiyorsun. Ama bazen bir şeylerin mükemmel olmasını sağlamak için sadece en başında yapman gerekiyor. Ve ben bunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Herkesin böyle bir problemi var mı bilmiyorum. Belki illaki vardır. Ama kendi nazarımda bunu söyleyecek olursam, bir şeylere bir hevesle başlayıp birkaç gün bunu yapıp sonrasında da yapmayı bırakıyorum. Neden bilmiyorum. Aslında o anki o hissiyat o kadar güzel bir şey ki, yeni bir şey denediğimin hissiyatı ve bunu yapabiliyor olmanın hissiyatı, yeni bir şeye adım atmanın hissiyatı o kadar güzel ki, ama devam ettirmek çok zor geliyor. Neden kolaya kaçıyorum bilmiyorum. Kendimle düzeltmem gereken en önemli şeyin bu olduğunu biliyorum. Bunun için çabalıyorum ama bazen çabalarım buna yetmiyor. Ya en basitinden bir ara koşmaya başladım. Dedim yeni bir şey deneyeyim, yeni bir spor yapayım. Spor salonuna gitmek istemiyorum. Evde de sürekli spor yapmaktan sıkıldım. Koşmaya başlayayım dedim. Bir gün hafta sonu koşmaya başladım. Sahile gittim. O kadar güzeldi ki. Ertesi gün işe gidecektim. Dedim ki hayır Beste, devam edeceksin. Sabah erkenden kalktım 6'da. Yarım saat koştum mahallede. Sonra duş aldım ve işe gittim. Aslında o gün o kadar mutlu ve huzurlu, hafiflemiş hissettiğimi hatırlıyorum ki o hissiyat o kadar güzeldi ki. Sonra neden bıraktım bilmiyorum. Aslında neden şu. Yatmak, bir şey yapmamak her zaman daha kolay değil mi? Peki neden kolayı seçiyoruz? Bu kadar bu durumdan memnuniyetsizken neden bunu yapmaya devam ediyoruz? Bu ara bunu çok fazla sorguluyorum kendi içimde. Sürekli bunu sorguluyorum, aşmaya çalışıyorum. Yine mesela dedim ben evde spor yapmaktan sıkıldım, spora devam edeceğim. İki gün spora gittim, üçüncü gün
gidemedim. Çünkü neden? Ben, bahanem de şu, ben sabahları spor yapmayı seviyorum. İşten sonra spora gitmek çok yorucu oluyor. Ama spor yaparken hiç yorulmadın ki. Yorulmuş olabilirsin ama o en son sporda duşu alıp eve gelip kendimi saat 10.30'da, 10'da yatağa bıraktığımda o kadar hafiflemiş hissediyordum ki. Ama yine hiçbir şey yapmamak, sırtımın ağrısını çekmek bana daha kolay geliyor. Neden böyle? Neden böyle gerçekten? Çok saçma. Yani bu konuda kendime o kadar çok kızıyorum ki, yani memnuniyetsizsin. İstemiyorsun bu durumu. Kendini bu durumdan çıkarmak istiyorsun ama ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Of. Buraya 1,5 senedir video yapmamamın sebebi de bu. Yapmamak daha kolay. Ama yapmak istiyorsun. Ama bir şeyler biriktirmek istiyorsun. Bir beklentin olmadan bir şeyler yapmak istiyorsun. Sırf kendini tatmin edebilmek için ama bunu da yapmıyorsun. Ne yapacaksın o zaman? 26 yaşıma girdim. Bilmiyorum. Şaşıracağım. 26 yaşıma. Sen pasta mı aldın? Evet. Aa, bugün benim doğum günümüymüş. Evet. Kendi pastamızı kendimiz ekiyoruz. Yay. Saçımı yakacaksın. Ekmek. Ağlama ya. Yanmıyor ki. Yanmama almışsın. Ya üf, boş ver tamam. Bunu üfletmem lazım ama. Arabanın içine düştü bir tane. Dur bekle. Let's fucking go. Korkma korkma. İyi ki doğdun. Beste. Bravo. Ne bravo? Doğum günü. Doğum günü. Doğduğun için anneni tebrik ediyorum öncelikle. Ya Allah belanı vermesin. Abi ben Türk kahve makinesi istememiştim. Bir Türk kahve makinesi çıkacak mı bir yerde? Ay çıkmayacak bence bu. Abi ben bunu istememiştim. Biliyordum zaten ismini. Kahve makinesi söylendi bana. Farklı bir şey denmedi. Kahve makinesi istendi. Ömrümüz kahve makinesi. Ama aynen, alakası neyse, yok ya. Neyse diyelim büyük bir şey olmaz. Var. Teşekkür ederim. Garantisi. Demin kadın diyor ki garantisi var mı? Ne yapayım ben? Aramam lazım. Arkadaşlar beğenmiyorum gibi görünmesin ama yani beğenmedim. Biz bunu konuştuk bu arada daha önceden. Bu, dedim ben. Bana dendi ki kahve makinesi al. Ben de kahve makinesi aldım. Yani cezbe. Benim cezbem vardı. Ben bunu istemedim. Görüldüğü üzere bana bize kahve makinesi al demedi mi? Sen mi? Olsun, besteye aldık işte. Ben DeLonghi istemiştim, Simbo istememiştim. Artı şu kahve makinesi bu. Ben espresso istemiştim. Elimizde bu vardı, yapacak bir şey yok. Neyse, teşekkürler. Bana doğum günü pastası aldım gidip. Gör. Trafiklerden koştum, elim yandı. Ben doğum günümde askerdeydim. Res kankam. Ne yapıyorsun sen? Görüşürüz. Bu kadardı. Bay istiyorum. Bay bay. Bay. Ben seni çok seviyorum. Seven gelir. Hadi bay. Ve artık 20'li yaşlarımdayım diyebileceğim bir yaşta değilim. Neden? Çünkü 30'a yuvarlanıyor artık. 30 yaşıma girdim. Böyle deyince bir garip oldu. Girmedim henüz, daha 4 sene var. ama yani daha ne zaman 20'li yaşlarımda olacağım? Daha ne zaman istediğim gibi gezeceğim, tozacağım? Yani bazen ben artık yetişkinim düşüncesi beni o kadar çok yoruyor ki ben istemiyorum bu hayatı. Ben 8.30-5.30 çalışmak istemiyorum. Ama çalışmak zorunda olduğumu biliyorum. Artık daha ben öğrenciyim diyebileceğim bir dönem olmayacak. Öğrenci olsam bile yanında çalışmak zorundayım. Çok korkunç. Biz kaç sene? 8 yaşımızdan beri okula gidiyoruz. 8 yaşımızdan beri. 24 yaşında okulum bitti. 16, 17 sene neredeyse bir okul hayatımız var. Ve bir anda bunu bırakıp iş hayatına girmek o kadar zor geliyor ki. Bunu kabullenemiyorum. Kabullendiğimi zannediyorum ama kabullenemiyorum.
Nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Çıkmaya çalışıyorum. Umarım çıkarım. Umarım çıkarım. Yani bu süreç 1,5 sene benim için o kadar zor geçti ki. Çok çalıştım. Sabahlara kadar çalıştım. İş yetişsin diye. Yani beni en fazla yıpratan şey de aslında hiç bilmediğim bir alanda kendimi geliştirmeye çalışmak, kendimi göstermeye çalışmak, ben yapabiliyorum kanıtlamaya çalışmak. Bir başkasına değil bu arada, kendime. Kendime bunu kanıtlayıp diyorum ki ya Beste bak bunu da başarıyorsun. Seni almayan o şirketler var ya. Seni almayan o şirketler. Seni başka bir iş alanına sürükleyen o şirketler seni almadı. Ama sen hiç bilmediğin bir alanda kendini başarılı bir konuma getirdin. Zaten bir şeyleri kendimize kanıtlamak için yapmıyor muyuz? Kendimizi tatmin etmek için. Öyle, işim iyi olsun, başarılı olayım diye sabahlara kadar çalıştım. Yeri geldi ağladım çünkü yine ben neredeyim diye sorgulamaya başladım. Yine ben ne yapıyorum diye sorgulamaya başladım. Orada da durumu ne kadar kabullendim desem de yine kabullenemediğim bir aşamadaydım. Alıştım buna da. Buna da alıştım. Sonra güzel şeyler de oldu. Hep kötü şeylerden bahsediyoruz ama güzel şeyler de oldu. Ablam geldi mesela buraya. Eda Hanımcığım, Eda Hanımcığım hoş geldiniz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ve biz herkese Eda Kemaloğlu'nu aldık. Tabii. Ve seni çekeyim. Bunlar. Yani 10 günde olsa ablamla çok güzel vakit geçirdik. Çok eğlendik. Bana çok iyi geldi gerçekten. Eğlendik. Gezdik, tozduk. İyi ki geldin abla. Sonra ben Giresun'a gittim. Mesela az önce videoları karıştırırken gördüm bunu. Ben Giresun'a gittiğimi unutmuşum ama bu sene içerisinde ben Giresun'a gitmişim. Annemlere sürpriz yapmıştım. Bayağı iyi olmuştu. Annemlere sürpriz yapacaktım ama annem acilen balkona çıktığı için sürpriz yapamadım. Babam geldi. Ha, biliyorum babanın geldiğini. Nereden biliyorsun? Gördün fotoğrafınızı. Bu neydi oğlum? Bu öyle neydi ne yaptın? Ulan manyak ya. Sen de asbest be. Hadi gelmiyordun sen. Gelmiyordum, geldim. Yandırdın bizi değil mi? Hiç haber vermedi ama. Surprise. Hoş geldin yavrum. Niye hiç haber vermiyorsun? Bize verdi mi haber? Bize de vermedi. Ben kapıda gördüm bunu. Evlene bakmaya gidiyordum. Hoş geldin. Özledim seni. Özlemişim ben seni. Onu sana dedim. Fıstık. Şimdi Hülya Hanımcığım orada açıyor yufkaları. Şu tarafta. Ben de burada bu şekilde burgu haline getiriyorum. Dayı. Neydi? Bu doldu değil mi? Buna daha yapmıyorum. Şimdi sen şeyle mi istiyorsun? Guru mu istiyorsun? Guru istiyorum da ama çok olur yani bana. Kuru az yap. Hani benim için ayrı içine şeker katıp da yapman da gerek yok. Ben öyle kene de sadece kuru seviyorum.
Azıcık koyacaksın içine şeker. Onun da o özelliği yok. Rüya Hanım o kadar ince sarmış ki. Çok dikkat zannediyorum. Evet, incesi makbuldür. Karşı taraf gözükecek. Tatlı da böyle ince. Yok, su böyle hafif kalın. Baklava incecek. Saat 5:20 geçer, biz anca hazırlanıp çıktık. Bu ne güzellikler hanımefendiler. Hep birlikte gezdik tozduk, şimdi ablamla beraber Gumyol'dan simit aldık. Ablacığım Giresun, Giresun simidimizi gösterir misin? Simit bulur. Meşhur kel simidimiz. Evet, Giresun simidi. Yani bunun yanına şimdi bir de sulun peyniri, of. Hani Giresun'un vazgeçilmezidir bu. Neyse, şimdi yürüyerek eve gideceğiz, ondan sonra... He, onunla he. Oh, afiyet. Bu sodayı, bu sodayı da aldık o petten. 3 kere tuvalete gittik. Can, işine mi söyleyeyim onu da kameraya mı söyleyeyim yani? Ne olacaktı? Bu kameradakinin karşısındakine. Ne bileyim, bunu nasıl aldın? Ne, ben bunu çok seviyorum. Evet. Harika bir şey bu. Şeker, sıfır şeker. Ya bir şey kokuyor. Mısır mı bu, ne bu, süt mısır mı? Bilmiyorum ama çok güzel kokuyor ya. Ama şu an hiçbir şey yiyecek modda da değilim. Şurama kadar doldum. Ama bir an önce şu simit ısınsın, şey, dumanı kaçsın da. Simit yiyeceğiz, dur şunu çantaya atayım. Ver simit de ye. Verdi mi? Ah. Gitmiş mi? 5 yıldır. Çok güzel ya. 3-4 günlüğüne gitmiştim ama çok iyi gelmişti bana Giresun'u görmek. Giresun'da olmak, ailemi görmek. Sonra ben yani 8 senedir falan İzmit'teyim ve 5 senedir falan da evde kalıyorum. Annemler hiç gelmemişti. Annemle babam geldi. Yani 3 hafta falan beraber yaşadık. Gayet iyiydi bu durum. Neden? Çünkü işten geliyorum, evde yemek hazır. Yani şaka bir yana. O işin şakası. İyi oldu. Onlara bir değişiklik oldu. Bana bir değişiklik oldu. Aslında onlar sayesinde evden dışarı çıkabildim. Çünkü evden dışarı çıkmıyordum. Çıkmıyorum hala da. Çıkmıyorum. İnsanlara olan nefretim daha da çok artmaya başladı. Neyse. Bazı istedikleri yerlere gidemediler çünkü uzaklıklardan dolayı. Benimle alakası yok bu arada. Ama evdeyken dışarı çıktık, gezdik, tozduk, yedik, içtik, farklı yerler gördük. Güzel oldu. İzmit'e yani Kocaeli'de gitmedim yerlere bile onlarla gittim yani. Onlar olmasa gitmeyecektim herhalde. Tıra bak. Sonra onlar gitti, Buğra geldi peşine. Buğra'yla da çok güzel vakit geçirdik. Valla. Yani onun için çok iyi oldu. Üniversite senesi ve resetlenme ihtiyacı vardı. Çizem gidiyor. Öyle. Ve sonra yine iş devam. Devam ki. En önemli şeylerden birisi ehliyetimi aldım. Yani ehliyet almak benim için diğer başarılardan bir tanesiydi. Aslında şöyle bir şey var. Ben hiç araba ehliyeti almayı istemiyorum. Yani istemiyorum değil de hani hiç öyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum. Yani niye üniversitedeyken otobüse biniyorsun gidiyorsun abi, yani araban yok. Zaten ne gerek var. Motor çok istiyordum. Ama sonra işe başlayınca dedim yani sahanın içerisinde birinin sürekli beni, evet, bırakmasını arkadaşlar, istemek, birini beklemek. Evet. Nasıl sıkıntılı şeydir. Bunu yapman lazım beste. Dedim ve işe başlar başlamaz ehliyet kursuna yazıldım ve tek de aldım. Evet, şimdi güzelce araba kullanıyorum. Bu da benim bu seneki aslında başarılarımdan bir tanesi. Bir de Mehmet abiye buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben... Bu olayla beraber aslında bazı şeylerin gerçekten zamanı geldiğinde alınması gerektiğini öğrenmiş oldum. Çünkü daha öncesinde dediğim gibi hiç araba hani kullanmak gibi bir niyetim olmadığı için hani öğrenme niyetim de olmadı. Öğreten de olmadı. Ve öyle bir şey yaşanmadı yani. Ben hiç öyle bir şey niyetlenmedim ama Mehmet abi bu konuda bana o kadar çok yardımda bulundu ki çok sağ olsun. Onun sayesinde bu ehliyeti
aldım. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. İyi ki tanıştık. Hep dediğim gibi başarısızlıkları konuşuyoruz. Nedense başarılı olan, güzel olan şeyleri konuşmuyoruz. Görmüyoruz bile yani. Giresun'a gittiğimi unutmuşum. Daha ne olsun. Hep depresyondayım. Hep her şey çok kötü gidiyor. Hep işte hiçbir şey gitmiyor. Ağla ağla ağla. Güzel şeyler de oldu. Arkadaşım evlendi mesela. Yani hiç onun ya evlenebileceğini düşünüyordum da bilmiyorum. Yakın çevremdeki bir insanın evlenmesine şahit olmak hissettirdi. Sonra İsa geldi buraya bir ara. İsa ile takıldık ilk gün, bayağı iyiydi. Hiç tanımadığım birini yine düğününe gittim. Arkadaşın düğününe gittim. Orada da yani delicesine eğlendik ve çok iyiydi yani. Umurumda değil, kimse beni tanımıyor zaten. Bir daha beni görmeyecekler deyip deli gibi kurtlarımızı dökmüştük. Sonra İrem geldi. İrem'le takıldık. Günümüzden merhaba arkadaşlar. Öyle izlediğiniz gibi bir buçuk senem aynen. Teşekkürler kuruya. Öyle yani izlediğiniz gibi. Tamam hadi git. Hadi dur. Öyle bir buçuk senem aynen bu şekilde devam etti. Yani hep insan olumsuz şeye daha çok tutunuyor. Bilmiyorum. Acı çekmek, acıdan beslenmek bana özgü mü? Yoksa herkese mi böyle bir şey var? Bilmiyorum ama kaostan, acıdan beslenen bir insanım bence. Çünkü dediğim gibi hep cümlelerimin sonu, yaptığım eylemlerin sonunda hep böyle bir isyankar havaya bürünüyorum. Hep şikayet ediyorum. Aslında şikayet ettiğim şeylerin temelinde ben oluşturuyorum. Bunun farkındayım. Bunları tek tek bu sene düzelteceğim. Bugünden itibaren yapmaya çekindiğim, aslında çekindiğim bir şey de yok da, yani yapmaya üşendiğim demek daha mantıklı olur. Ne kadar üşendiğim şey varsa aslında o an onu böyle yakalayıp hayır beste bunu yapacaksın demeliyim kendime. Ancak o zaman bugünkü olduğum durumdan çok daha iyi bir duruma gelirim. Hem psikolojik olarak, hem bedensel olarak, hem ruhsal olarak her şey aslında çok daha iyi, çok daha güzel olur. Daha önce de dediğim gibi hep olumsuzu konuşuyoruz. Aslında yaşanan güzel şeyleri hiç görmüyoruz. Yani bu videoda aslında evet ağladığım bir kısım var. Tabii ağlarken sürekli video çekmiyorum, ben ağlıyorum ben diye telefonu açmıyorum ama yani herkes ağlayabilir. Herkesin aslında artık çözemediği şeyleri ya da içinde saklayıp tutup dışarı vuramadığı şeyleri gözyaşlarıyla dışarı vuruyor. Evet bunlar yaşandı ve bitti. Bir daha yaşanmayacak demiyorum. İlla ki yaşanacak, illa ki çok zor anlar yine karşıma çıkacak, yine çözümleyemediğim, yine bıktığım, usandığım, uğraşmak istemediğim yine birçok şey karşıma çıkacak. Ama bunlarla başa çıkmalıyım. Çünkü biliyorum Beste sen başa çıkabilirsin. Çünkü çıktın. Daha önce çıktın. Bundan çok daha zor zamanlar geçirdin. Ve aslında dibin dibini görmüşsün ve oradan yukarı çıktın. Sadece bu aralar o dip seni tekrardan aşağı çekmeye çalışıyor ama bunun önüne gelmeyeceksin. Biliyorsun oradan nasıl çıkman gerektiğini. O yüzden aslında bugün bir milat gibi olabilir benim için. Basit şeyler, yani basit şeyleri yapıp mutlu olabiliriz. Günde 10 sayfa kitap okumak. Yarım saat hareket etmek. Dışarı çıkmak, nefes almak. Bu tarz basit şeylerle başlayabilirsin. Bir anda asla mükemmel olamazsın. Sen mükemmel olmayı istiyorsun ama öyle bir dünya maalesef yok. Hiçbir şey bir anda mükemmel olamaz. Birbirini ardını takip etmesi gerekiyor yaptığın şeylerin. Bir gün yapmışsın, öbür gün de yapmasın, öbür gün de yapmasın. Ancak o zaman mükemmele ulaşabilirsin. Hiçbir şey yapmadan bir yandan yapmaya başlamak bir mükemmellik belirtisi değil. Sadece onun için bir adım olur. Bunu unutma, yeterli. Öyle. Çok mutluyum şu an. Aslında dün neredeyse bütün çoğunluğun editini yaptım. Bu andan önceki her şeyin editini yaptım. Ufak tefek düzenlemeler kaldı. Şu an bu benim için bile çok büyük bir adım. Çünkü aylar birkaç aya getirdi ve birkaç ayda yıla getirdi. Üşendiğimden, hiçbir şey yapmak istemememden bu zamana kadar hiç video atmadım. Bundan sonra ne olursa olsun video atacağım çünkü buraya video atmayı seviyorum. Seviyorum ya, bu hobin senin Beste, yani bir hobin var, buna sahip çık değil mi? Sahip çık. Çık yani.
Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani benim için gerçekten çok güzel oldu. Çünkü eksiklikler illaki var. Olabilir. Ama sadece şu an bir adım atmak istedim. Ve bu adımı attığım için gerçekten çok mutluyum. Bundan sonrası da gelecek. Gelecek. Getireceksin Beste ona göre. O zaman hepinizi çok öpüyorum. Beste seni de çok öpüyorum. Umarım her şey senin için çok daha güzel olur. Hepimiz için çok daha güzel olur. Her şey gönlünüze göre olsun. Her şey gönlüne göre olsun. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. Ağlama daha, tamam mı? Daha ağlama. Artık her şey çok daha güzel olacak. Çok daha güzel olacak. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz biz de. Biz de görüşürüz. Bye.